Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, pazartesi gününün ilk yarısında Ay terazi burcunda ve haritanızın 9. evinde hareket ediyor olacak. Yani yabancılarla ilgili konular, uluslararası ilişkiler, eğitim, yayıncılıkla ilgili konular önem kazanacak ve haritanızın 10. evine ayın pazartesi günü öğleden sonra geçişiyle beraber, Akrep burcuna geçişiyle beraber daha ziyade işte kariyerle ilgili konular ön plana çıkarken geleceğe yönelik plan ve projeler daha ziyade ön planda olacak bu 2-2,5 günlük süreçte. Perşembe, Cuma günleri boyunca Ay, Yay burcunda haritanızın 11. evinde hareket ediyor. Sosyal alanda hayli aktif bu 2 günlük sürecin ardından Ay'ın Oğlak burcunda ve haritanızın 12. evinde hareket edeceği Cumartesi ve Pazar günlerini biraz daha dinlenmeye, kendinize vakit ayırmaya yönelik kullanmanızda fayda var. Hafta geneline bakarsak, Merkür haritanızın 1. evinde Kova burcunda ilerliyor. Haftanın ilk 4 gününde iletişimsel konular, anlaşmalar, sözleşmeler, önemli konuşmalar için bu 4 günlük süreci kullanabilirsiniz. Merkür'ün Balık burcuna geçeceği Cuma gününden itibaren daha ziyade parayla ilgili konular ön planda olacak. Parasal konularda kararlarınızı daha aktif bir şekilde alabileceğiniz, ticari konularla ilgili önemli konuşmalar, anlaşmalar, fikir tatillerinde bulunabilirsiniz. Cuma gününden itibaren Güneş de bu alanda hareket etmekte ve parasal konuları daha aktif bir şekilde yönetebileceğinizi göstermekte. Venüs ve Mars haritanızın 3. evinde Koç burcunda hareket ediyorlar. Yakınlarınızdan destek alabileceğiniz bir süreç, sözlerinizle dikkat çekeceğiniz bir süreç. Biraz sert konuşmalar da olabilir bu dönemde. Sözlere dikkat diyebiliriz genel anlamda. Keyifli, sağlıklı ve başarılı bir hafta geçirmenizi dileğiyle.